Göz aşinalığı. Aksaray'da bir evde oturuyorduk ki cephesi caddeye nazırdı. Evimizin sağ tarafında bir dar sokak başındaki evde de bir komşumuz sakindi. O komşumuzun genç, yetişmiş bir kızı vardı. Çok cazibeli, vücudu mütenasip, uzun kırmızı saçlı, haşarı bir hanım kızdı. Benim yazı odamla onun yatak odası karşı karşıya düşmüştü ve yandan pencereleri vardı. Tuvaletiyle meşgul olurken pervasız davranırdı. Arada bir dönüp bana hışımla bakar ve derhal şirin bir eda ile tebessüm ederdi. Bu şiir onun güzel tebessümünü ifade edebiliyor mu bilmem. İsmini bilmezdim fakat tanırdım. Ne yosma bir çiçek takışı vardı. Kızıl saçlarını ateş sanırdım. Güneş nuru gibi yakışı vardı. Öyledir gün şafak söktüğü zaman, göllere gölgeler çöktüğü zaman, saçını çözüp de döktüğü zaman, dalga dalga düşüp akışı vardı. Hüsnünde bir eda var ki asiydi, beni harap eden o edasıydı. Sevdalı gönlümün aşinasıydı, yüzüme bir şirin bakışı vardı. Aksaray, 1313. Humayi Aşk. Bu şiiri benim 40 senelik dostum bestekar Kadıköylü Lemi Bey merhum Hicaz makamından muvaffakiyetle bestelemiş ve ilk defa Zarif ve Şöhret Şiar Hanendemiz Mualla Hanım tarafından tegani edilmişti. Merhum dostum ilk defa olarak bu şiir okunacağı gece refikamla beni de Taksim'de Maxim gazinosuna davet etmişti. Mualla Hanım o müessir sesiyle pek cazip tavırları ve dilber çehresiyle pek güzel okudu. Ve o sevimli artistin şive-i teganisine çılgıncasına meftun olan halk alkışlarla onu 3 defa sahneye davet ederek bu şiiri okuttular. Hastayım, yalnızım, seni yanımda, sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmure hülyayım, cam-ı lebinden, kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Bir onmaz emelin düştüm peşine. Vuruldum hüsnünün şen güneşine. Ela gözlerinin aşk ateşine. Yanıp da bahtiyar ölmek isterim. Talihin kahrı var her hevesimde. Boğulmuş figanlar titrer sesimde. O nazlı ismini son nefesimde. Anıp da bahtiyar ölmek isterim. Bebek 1330.
göğsümden.